Efendim? Röntgen ne demek? Röntgen mi? Evet. O nereden çıktı? Bugün okulda birileri konuşurken duydum. Röntgen deyip duruyorlardı. Röntgen. Ben sana nasıl anlatsam ki şimdi röntgeni? Dur ya, biz seninle büyütece gidelim hadi. Büyüteç mi? Evet. Yaşasın! Londra Bilim Müzesi'nin 100. yılında düzenlediği yüzyılın en önemli bilimsel buluşu olarak röntgen cihazı seçilmişti. İnsanlık tarihi boyunca ilk kez insan vücuduna cerrahi yöntemlerle girilmeden hastanın içini görmeyi sağlayan, yani şeffaf hasta dönemini başlatan röntgen makinesi, sağlık alanında bugünü ve yarını değiştiren en önemli bilimsel buluş olarak kabul edilmektedir. Miraç, sen bu kişiyi daha önce hiç gördün mü? Hayır amca, ilk defa görüyorum. İşte bu gördüğün kişi röntgen. Aa, röntgen bir insan mıymış? Aslında tarihte bilinen ilk röntgen bu kişi. Yani Wilhelm Conrad Röntgen. Röntgeni icat eden Alman fizikçi. Fizikçi miymiş? Evet Miraç. Röntgen, bilim deneyleri yapan fizikçi bir bilim adamı. Fakat ilginç bir detay var. Aslında bu bilim adamı röntgeni tesadüfen bulmuş. Tesadüfen mi? Hadi canım. Aynen öyle, tesadüfen. 1845 doğumlu Nobel Fizik Ödülü sahibi Alman asıllı Wilhelm Conrad Röntgen, 8 Kasım 1895 tarihinde fizik laboratuvarında katot ışınları ile ilgili deney yapıyordu. Deneydeki asıl amacı, havası alınan bir cam tüpün içine yerleştirilen elektrotların üzerinde elektriğin etkilerini gözlemlemekti. Röntgen, bu cam tüpü elektrostatik alandan korumak için siyah bir kartonla kaplayıp, kartonun geçirgenliğini kontrol etmek amacıyla laboratuvarın ışığını azaltıp karanlık bir ortam oluşturdu. Ve işte o an. Deney düzeneğinin 1-2 metre kadar uzağında bulunan bir karton üzerinde ışık yansımasını fark etti. Akım vermeyi kesti, yansımanın kaybolduğunu gördü. Düzeneğe tekrar yüksek akım verdi ve tekrar aynı yansımayı gördü. Röntgen, deney sırasında hata yapmış olabileceğini düşünerek bu baryum platino siyanür kaplı levhayı farklı farklı yerlere yerleştirerek deneyini tekrarladı. Ama sonuç yine aynıydı. Röntgen, nesnelerin içerisinden geçen bir ışın bulmuştu ve bu ışına da X-ray, yani X ışını ismini verdi. X ışını mı? O ne amca ya? Röntgen, az önce belirttiğim gibi bu ışını yeni keşfediyordu. Ve o ana kadar da bilinmemesinden dolayı matematikte de bilinmeyen anlamında kullanılan X tanımını yaptı. Evet. Günlerce laboratuvardan çıkmayıp bulduğu bu X ışınlarıyla ilgili deneyler yapan Röntgen, bu X ışınlarının değişik cisimlerin içinden farklı derecelerde geçebildiğini fakat kurşun levhalardan geçemediğini fark etti. Sonrasında bu cisimlerden geçen ışınları fotoğraflayabileceğini düşünerek o dönemin teknolojisinde fotoğraf çekmek için kullanılan fotoğraf camı üzerinde deney yaparken kendi parmak kemiklerinin gölgesini gördü. X ışınlarının insanın et ve kas dokusundan da geçebildiğini anlaması uzun sürmedi. Ve eşinin elini fotoğraf camının üzerine koyup bu yeni keşfettiği X ışınını uyguladı. Fotoğrafı banyo ettiğinde de gözlerine inanamadı. Fotoğraf kağıdında eşinin eli ve kemikleri vardı. Ve tarihteki ilk röntgen filmi de işte bu şekilde çekilmiş oldu. Röntgen dedikleri şey buymuş demek. Evet Miraç,
Röntgen dedikleri şey aslında bu ve bu da tarihteki ilk röntgen filmi. Buluştan sonra insanlar arasında oldukça ilginç olaylar da çıkmaya başlamış. Nasıl olaylar yani? Röntgen, eşinin el görüntüsünü yayınladıktan sonra bunun ilginç olduğunu fark eden bazı kişiler aynı şekilde el röntgenlerini çektirmeye başlamış. Çünkü o dönem tıp alanında kullanılabileceğini akıl edemedikleri için bunu yeni bir fotoğraf çeşidi olarak görmeye başlamışlar. Hatta el röntgenlerinden oluşan fotoğraf sergisi bile yapılmış. Röntgen, bu buluşunu insanlığa ait bir buluş olarak gördüğünü belirterek patentini almamış ve bu da çok sayıda insanın bu X ışınları ve X ışınlarının fotoğraflanmasıyla ilgili deneyler yapmasının önünü açmıştır. İcadın yayılmasından sonra röntgen bazı kesimler tarafından sakıncalı olarak görülmüş ve tepkiyle karşılanmış. Hatta Londra gazetelerinden biri olan Pall Mall gazetesinde "X ışınlarından bıktık. Söylenenlere göre artık başkalarının kemiklerini çıplak gözle görebiliyormuşuz. Bunun mide bulandırıcı edepsizliği üzerinde konuşmaya bile gerek yok." diye yazı bile çıkmış. Daha da ilginci, bazı kişiler diğer insanlar X ışınıyla elbiselerimizin içini görüp bizi gözetleyecek diye korkmuşlar. Miraç, hatta şiir bile yazmışlar bununla ilgili. Aa, gerçekten mi? Sana okumamı ister misin? Oku. Röntgen ışınları, röntgen ışınları, bu çılgınlık nedir? Yanda tutuştu şehir, yeni dönem nicedir, X ışını diyedir. Benim kafam karıştı, şok oldu, şaşkınlaştı. Çünkü artık duydum ki tanımaz, palto, elbise, hatta iş çamaşırı. O yaramaz, yaramaz röntgen ışınları. Peki Miraç, hiç fluoroskopi diye bir şey duydun mu? Bir de fluoroskopi mi var? Fluoroskopi de bir çeşit röntgendir ve gerçek zamanlı görüntü almaya yarar. 1950'li yıllarda Amerika'da ayakkabıcılar fluoroskopi kullanıyormuş. Müşterilerine ayakkabı satarken yeni ayakkabı içerisinde müşteriye ayak kemiklerini gösteriyorlarmış. Yani bir çeşit pazarlama tekniği. Daha sonraları X ışınlarının insan vücudunda olan etkilerinden dolayı bu uygulamadan da vazgeçilmiş. Röntgen, videonun başında da belirttiğimiz gibi sağlık alanında bugünü ve yarını değiştiren en önemli buluş olarak günümüzde de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Evet, röntgenden bahsettik. Evet Miraç, söyle bakayım, anladın mı şimdi röntgeni? Hayır.
Bir dahakine ne soracağım acaba?